Sevgili seyirciler, insan yaratılışı itibariyle medenidir. Toplu halde yaşamak ve insanlarla birlikte hayat sürmeye yatkın bir hilkati vardır insanın. Bu yaratılışı dolayısıyla insan diğer insanlarla birlikte yaşarken elbette ki onlara karşı herhangi bir rahatsız edici durumda bulunmamak. İnsanlarla olan münasebetlerini, ilişkilerini en iyi şekilde tanzim etmek için bazı kuralları öğrenmek zorundadır. Bazı kaideleri bilmek zorundadır. Eskiden insanların birbirleriyle olan münasebetlerinde dikkat etmeleri gereken edep ve kuralları bildiren hususa ve bu konuda gerekli kaideleri ortaya koyan prensibe adab-ı muaşeret denilirdi. Ve bu bir ders olarak da okutulurdu okullarda. İlkokullarda, ortaokullarda yani o zamanın rüştiyesinde, idadisinde bunlar ders olarak okutulurdu. Fevkalade önemlidir. Bugün de yine aynı şekilde ahlak dersleri, dini mevzuların anlatıldığı din öğretimiyle ilgili konularda çocuklara bu konuyla ilgili bilgiler verilmektedir. Aynı şekilde bu adab muaşere dediğimiz şeye bugün görgü kuralları denilmektedir. Görgü kuralları insanın ne kadar titizlikle uyarsa o nispette medeni olacağı, o nispette medenileşeceği ve onu o istikamete yönlendiren kaidelerdir bunlar. İnsanlar dediğimiz gibi yaratılış itibariyle medenidir. Yani toplu halde yaşamak, sosyal ve içtimai hayatın icraplarına uymak üzere o yatkın, ona yatkın bir özellikte yaratılmıştır insanlar. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Arap'tan da bahsetmiştir. Arap demek, Bedevi demek. Arabi bunun tekili oluyor, Bedevi. Bedevi demek, yani çöllerde yaşayan, göçebe hayatı süren, yerleşik ve kent hayatının icaplarından pek haberdar olmayan insanlar demek. Bunların İnsani münasebetler konusunda katı ve sert olduğunu bildirmiştir Cenab-ı Hak. Tevbe suresinde vaktiyle geçmişti. Bu konuya biraz temas etmiştik. Bunun için adab-ı muaşeret kuralları ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de de önemli emirler gelmiştir. Bakın ayet-i kerimede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, tabii insanlar gelişmiş, ilerlemiş, olgunlaşmış cemiyetler var. Şehirlerde yaşayan bir de İyice medenileşememiş olanlar da var elbette ki. Cahiliye döneminde insanların kriterleri, kıymet ölçüleri farklıydı. İslami dönemde farklı. Mesela cahiliye döneminde kadına bir mal ve meta gözüyle bakılırdı. Kız çocukları diri diri topraklara gömülürdü. Bunun gibi son derece çirkin işler normal telakki edilirdi. Yeni bir anlayış, yeni bir değerlendirme kriteri topluma hakim oluyordu. Bu bakımdan bu toplum içerisinde adab-ı muaşeret dediğimiz görgü kurallarının yeni baştan ele alınıp tahkim edilmesi, yerleştirilmesi icap ediyordu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlere hitaben buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, la tedhulu buyuten nebiyyi illa en yu'zene lekum ila ta'amin gayra nazirine inahu. Velakin iza du'itum fedhulu, fe iza ta'imtum fenteşiru, ve la müste'nisine li hadis. İlâ ahiril ayet, sadakallahul azim. Bakın, ey müminler buyuruyor Cenab-ı Hak, ey iman edenler, ey iman şerefine erenler. La tedhulu buyuten nebi, peygamberin evine, evlerine girmeyiniz. Onun aile haremine dahil olmayınız. Onun harimi ismetini rahatsız etmeyiniz. İlla en yu'zene lekum. Nitekim Nur suresinde de geçmişti. İnsanlar herhangi bir eve girmek istiyorlarsa kapıyı çalarak izin isteyeceklerdir. İstinas ve istizan edeceklerdir. İzin istemeden başkasının evine girilmez. Elbette ki peygamberimizin evine de girilmez sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak size izin verildiği zaman müstesna. İlla en yu'zene lekum ila ta'amin. Bir yemeğe davet edilmişseniz, yemeğe gitmeniz için size izin verildiyse, çağrıldıysanız o zaman girebilirsiniz. İzinsiz olarak
Peygamberin evine girmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu bir adab muaşeret kaidesidir. Dikkat edilmesi gerekli bir husustur. Gayra nazirine inahu. O yemeğin pişmesine, olgunlaşmasını beklemeksizin. Yani gidip de orada daha yemek ocağa konmamış, oturuyorsunuz, bir sürü orada zaman işgal ediyorsunuz. Orada Hazreti Peygamber'in aile fertleriyle olan konuşmaları vardır, işleri vardır, yapması gereken, bitirmesi gereken bir takım önemli meşgaleleri vardır, onları engellersiniz. Velakin izâ du'itum, fakat davet edildiğiniz zaman fedhulu, giriniz o zaman. Çağrıldığınız zaman giriniz. Durum müsaittir. İnsanların işte ev haliyle ilgili konularda başkalarının evinin içinde ne olduğunu, ne gibi durumlar bulunduğunu insan dışarıdan bilemez ki. Bu bakımdan başkalarıyla olan komşuluk münasebetlerinde de bu gibi konulara dikkat etmeli. Öyle selleme hüsselam, gelişi güzel, paldır küldür bir kimsenin evine girilmez. Bu konuda daha dikkatli davranılır, daha müteyakkız, daha tedbirli davranılır. Cenab-ı Hak bunu öğretiyor işte. Fedhulu, o zaman davet edildiğiniz zaman giriniz. Fe izâ taimtum, yemeğinizi yediğiniz zaman da insanların istirahatı vardır. Özel olarak aralarında konuşmalara gereken bir husus vardır. Veya sizin yanınızda insanların konuşamayacakları bazı meseleler vardır. Dolayısıyla yemeğinizi yediğiniz zaman fenteşiru. Oradan ayrılıp gidin artık. Orada sizin daha fazla kalmanız aile huzuru bakımından doğru değildir. O zaman uzaklaşınız. وَلَا مُسْتَئِنِس۪ينَ لِحَد۪يسِ Ve orada ailenin mahrem olan, özel ve hususi olan konuşmalarına kulak vermeyiniz. Onları dinlemek, onların ne demek istediğini anlama konusunda bir tecessüs ve merak içine düşmeyiniz. İstinaz etmek, alışmak, bir şeye böyle yakınlaşmak, onun ne olduğunu, mahiyetini kavramaya çalışmak demek. Bütün bunlar yakışmaz. İnne zâlikum kâne yu'zin nebiyye. Bu durum Peygamber aleyhissalatü vesselama eziyet veriyor, sıkıntı veriyor. Ama öyle büyük bir haya, insanlara karşı öyle büyük bir muhabbet ve sevgisi, saygısı var ki bu utanç duygusundan, bu haya duygusundan dolayı karşısındaki insanın kalbini kırarım diye Allah'ın Resulü size bir şey söyleyemiyor. Feyestahyi minkum, sizden utanıyor, size bunu söyleyemiyor. Vallahu la yestahyi minel hak. Allahü Teala ise hak olan, gereken, icap eden gerçeği beyan etmekten, onu bildirmekten utanmaz. Allahü Teala bütün mahlukatın sahibidir, malikidir, Rabbıdır. Cenab-ı Hak için bu konuda insanların birbirlerinden çekindikleri, utandıkları gibi bir utancın söz konusu olmayacağı aşikardır. Allahü Teala ne gerekiyorsa kullarının kurtuluş ve menfaati neredeyse onu onlara bildirir. Hoşlarına gitse de gitmese de Cenab-ı Hak bunu bildirir kullarına. Ve izâ se'eltumûhunne metâ'an, onlardan herhangi bir ihtiyaç maddesi, bir eşya, ev eşyası veya bir meta, bir mal, bir yiyecek, içecek herhangi bir şey istediğiniz zaman fes'eluhunne min verâi hicâb. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin hanımlarından, zevcelerinden böyle bir talepte bulunduğunuz zaman bunu bir perde arkasından isteyiniz. Ve bu durum Resulullah aleyhissalatü vesselam hazretlerinin, Cenab-ı Hak peygamberin kendi makamına daha uygundur. Dolayısıyla bu konuda sizin tecessüs göstermemeniz, sizin bu konuda yüz göz olmamanız bakımından, daha ciddi, vakarlı, edepli ve saygılı olmanız bakımından daha uygundur buyuruyor Cenab-ı Hak. Zalikum atharu likulubikum ve kulubihin. Bu durum sizin kalpleriniz içinde, onların gönülleri ve kalpleri içinde daha uygun, daha münasip, daha ahlaka uygun ve muvafık olan bir durumdur. Sizin duygularınız açısından da bu son derece önemlidir onlar içinde. Bu durumda öyle lüzumsuz sözler konuşmak suretiyle sohbet etmek veyahut da bu konuda çeşitli lüzumsuz davranışlara tevessül etmeniz doğru değildir. Böyle ciddi, vakarlı hareket etmeniz daha uygun, daha münasiptir. وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ. Sizin
Allah'ın Resulüne eziyet verme hakkınız yoktur. وَلَا اَنْ تَنْكِهُ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا Onun vefatından sonra sürekli ve ebedi olarak onun hanımlarını nikahlamanız da caiz değildir. Doğru değildir. اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمًا Çünkü bu durum Allah katında son derece ciddi ve önemli bir iştir. Allah'ın Resulü'nün hanımı olduktan sonra herhangi bir kimse artık onu kendi annesi gibi görecektir. Ya çünkü ayet-i kerimede ve ezvacuhu ummahatuhum. Onun zevceleri sizin annelerinizdir buyurdu Cenab-ı Hak. Onun için Allahü Teala'nın bu emri gereğince artık herhangi bir Müslümanın annesi mesabesinde olan peygamber zevcesiyle hanımıyla evlenmesi sureti kat'iyede yanlıştır. Böyle bir işe tevessül etmek de Allah katında son derece ciddi ve büyük bir vebaldir. İn tubdu şey'en bir şeyi ister açıklayın, izhar edin, açıktan açığa alenen söylemiş olun veya meydana koymuş olun. Ev tuhfuhu isterseniz gizleyin. Fe innallâhe kâne bi kulli şey'in alîmâ. Allahü Teala her şeyi en mükemmel tarzda, en mükemmel şekilde bilir Cenab-ı Hak. Sizin herhangi bir meseleyi gönlünüzden geçirmiş olmanız veyahut da onu açıkça ifade etmiş olmanız arasında bir fark yoktur Allah için. Cenab-ı Hak bunların hepsini bilir. İnsanların gönlünde, niyetinde ne varsa ondan haberdar olduğu gibi Cenab-ı Hak insanların açıktan açığa söyledikleri, ifşa ettikleri şeyleri de bilir. Gizli ve aşikar, sır ve alaniye ne varsa Cenab-ı Hak bütün bunların hepsinden aleni olsun, sirri olsun, açık olsun, gizli olsun hepsinden Cenab-ı Hak haberdardır. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Cenab-ı Hakk'ın ilminin haricinde değildir. Hepsi Allah'ın ihatası dahilindedir. Bu bakımdan insanların bu gibi konularda Cenab-ı Hakk'ın emrine riayet etmeleri, itaat etmeleri kendi menfaatleri icabıdır. Demek ki cemiyet hayatı içerisinde insanların öğrenmek zorunda oldukları başlangıçta eski alışkanlıklar ve itiyatlar kolay kolay telafi edilemez. Ama zaman içerisinde insanlar güzel şeylere, güzel alışkanlık ve itiyatlara ulaşırlar. Bunları muhtat hale getirirlerse normal hayatın seyri içinde bunlar devam edip gider. Şimdi bazı yerlerde bakıyorsunuz medeni hayatın icapları gereklerine riayet ediliyor. Mesela bir örnek vermek icap ederse, böyle şimdi Cenab-ı Hak nasip ederse metro İstanbul'da da yaygın hale gelecek inşallah. Böyle toplu vasıtalar, toplu taşım araçları deniyor ya, nakliye ulaşım vasıtalarına biniyoruz. Bunlar için icabında bazı kapalı mekanlardan geçerken, bu resmi dairelerde filan da oluyor, böyle yaylı kapılar oluyor. Şimdi siz yaylı kapıyı itiyorsunuz, geçiyorsunuz karşıya, içeri giriyorsunuz. Arkadan kimse geliyor mu gelmiyor mu bakmadan kapıyı bırakıveriyorsunuz. Sizin bıraktığınız yaylı kapı gelen adamcağızın veyahut da o insanın tedbirsizliği veya beklemediği için pat diye suratına çarpıyor. Halbuki medeni insanlar bakar bir evvela, böyle bir yaylı kapıdan geçiyorsun. Bunu açarken arkadan kimse geliyor mu gelmiyor mu? Gelmiyor olsa bile o kapıyı usulca tutarak bırakmak bir medeni hayatın icabıdır. Bu gibi şeylere insanların kendilerini alıştırmaları lazım. İşte ayet-i kerimeler insanı insan yapmak, insani duygularla, medeni duygularla bezemek için Cenab-ı Hak insanları en güzel, en mükemmel örneğe doğru onları teşvik ediyor ve buna yönlendiriyor Cenab-ı Hak.